9. maddenin K bendi. Akaryakıt istasyonu sahipleri için istenilecek belgeler. İlgili şahsın ikamet ettiği yer veya iş yeri adresi itibariyle İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına hitaben yazılacak dilekçe. Başka bir şahıstan devir alınacak ise karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve ruhsat kartı fotokopisi dilekçemizin arkasına eklenecektir. 2. Sağlık kurulu raporu herhangi bir devlet hastanesinden alınacaktır. 3. 2000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olunmadığına dair vergi dairesinden alınacak mühürlü ve ıslak imzalı yazı. Bu yazı 6183 sayılı kanunun 22 A bend hükümlerince olmasında fayda var. 4. Müracaat eden şahsın nüfus cüzdanının fotokopisi müracaat aşamasında aslını ibraz etmek zorundayız. 5. Oda kayıt faaliyet belgesi bu ilgili odadan mühürlü olarak alınacaktır. 6. Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesinden alınacak mükellefiyet yazısı yine bu vergi dairesinden ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır. 7. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı tabi olunmaması halinde bu ilişkin belge işletme faaliyet izin belgesi adını alır. Bu da belediyeden alınacaktır. 8. Şahsın durumunu şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı. Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı yine ticaret odasından mühürlü ve ıslak imzalı olacaktır. 9. Bayilik sözleşmesinin fotokopisi. 10. Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. 11. 5 yıllık harç bedeli olan 5687 TL'yi vergi dairesine yatırıp harç makbuzunu oradan alıyoruz. Bu bedel 2019 yılı için geçerlidir. Önümüzdeki yıllarda devletimiz bunu tekrardan belirleyecektir. Yine 12 bir adet de yarım kapak dosya alıp bunu yerleştiriyoruz ve söz konusu birime teslim ediyoruz. Burada yine 9. maddenin I bendi. Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapılan yerler için istenilecek belgeler. Bu saydığım 12 maddeye ek olarak iş sahibinin yazılı müracaatı yine oluyor ve istasyon sahibinden K bendi için istenilecek belgelerin tamamını arkasına ekliyoruz. Bu tip iş ve işlemleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Teşekkürler.